Antibiyotiği yerinde kullanmak gerekir. Bizim antibiyotik dediğimiz zaman tabi ağrı kesici amaçla tutun, öksürük şurubu yerine kadar antibiyotiğin kullanıldığını görmekteyiz. Antibiyotikler bir takım mikroorganizmaların üzerinde onların ölümüne veya ölemesine sebep olan ilaçlardır. Eğer yerinde kullanılmazsa vücuttaki bir takım yararlı bakterilerin etki etmesini azalttığı gibi, yani vitamin sentezine yarayan özellikle bakterilerin ölmesine yol açtığı gibi, aynı zamanda da direnç gelişerek ileride olabilecek ciddi enfeksiyonlarda etkisiz kalmaya yol açabilir. Biz genellikle halk arasında tabii antibiyotikleri her reçeteye ekleme tarzında ve istekle karşılaşmaktayız. Ve genellikle de doktorlar bu konuda her zaman dikkatli olmaya çalışsalar da antibiyotik konusunda maalesef çok ciddi bir disiplin sağlanabilmiş değil. Antibiyotikler bundan yaklaşık olarak 50-60 yıl önce penisilinle birlikte gündeme gelmişti. Daha önce de çeşitli moleküller tam olarak etkinliği bilmeden kullanılabilmekteydi. Ama şöyle bir örnek vereyim. Penisilin ilk kullanıldığında 30 bin üniteyle başlamışken bugün ciddi tedavilerde milyonlarca ünite kullanmamıza rağmen penisilinin etki alanı çok daralmış. Bunun nedeni de antibiyotiklerin sürekli olarak düzensiz kullanılması. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında çok fazla kullanılması, ki üst solunum yolu enfeksiyonlarında en fazla etkenler viral etkenlerdir ve bu viral etkenlerde de antibiyotikler etkisizdir.